Buğdayın uzun ve meşakkatli yolculuğun ardından dönüştüğü ve Türkiye'nin sarı petrolü olarak değerlendirilen bulgur, güneşten aldığı lezzet ile sofraların vazgeçilmezi oluyor. Buğdayın kurutulması esnasında ortaya çıkan şekiller ise güzel manzaralar oluşturuyor. Bulgur imalatı Türkiye'nin has bir ürünüdür. %100 Türkiye'de üretilen ve ihracatı Türkiye'den gerçekleştiren bir üründür. Bulgurun ihracatı biz yaklaşık Amerika, başta Amerika, Avrupa olmak üzere 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Yıllık ihracat tutarlarımız yaklaşık 15 bin ton kadar ihracat ediyoruz. Bulgurumuzun, bizim bölgemizin bulguru renk olarak diğer bölgelere göre altın sarısında bir rengi olur. Ürünümüzün kendisine has bir kokusu olur. Bizim seçtiğimiz buğday daha fazla kalite olarak, hektolit olarak yüksek, protein değeri olarak daha yüksek buğdayları biz bulgur olarak kullanıyoruz. Tercihen baklavalık buğdayı kullanıyoruz. Fiyat olarak bu sene çiftçi fiyatlardan memnun kaldı. Devletimizin açıkladığı fiyatlar 8.250 artı 1.000 lira prim olarak oluşmuştu. Çiftçi bundan memnundu. Şu andaki buğday fiyatları da bu şekilde gidiyor. Bulgur yarı pişmiş bir üründür. İlk başta biz burada kaynatmadan geçiyoruz. Kaynatma sonrasında biz burada kurutma kulelerimizden geçirerek ve de doğal olarak güneşte kurutuyoruz. Güneşte kuruttuğumuz ürünün esası daha güzel, renk olarak daha güzel, lezzet olarak ve koku olarak daha güzel bir ürün oluyor. Biz burada geleneksel bir ürünü sürdürmeye devam etmek istiyoruz. Güneşte kurutmamızın asıl amacı da budur. Eskiden nasıl olur, işte nenelerimiz, dedelerimiz o zamanlar damda bulguru kaynatıp da kurutup o şekilde yapıyorsa, biz de bunu fabrikasyon halinde yapıyoruz. Daha sonrasında taş değirmenlerde çekerek ürünü üretiyoruz. Piyasada Türkiye'de bu aynı zamanda demir değirmenlerde de çekilerek öğütülür. Bunlar birbirlerinden biraz daha farklı oluşur ama biz Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle bu bulguru üretiyoruz. Bulgur 12 çeşit olarak üretiliyor. Pilavlık bulgur, köftelik bulgur, şehriyeli bulgur, midye tipi dediğimiz orta kırım bulgur, seferkitel bulgur, ceriş bulgur. Bunlar da çiğ bulgurdur, pişmemiş üründür. Harici olarak tip 3, tip 4 diye ayrılır. Bunlar ihracatta istenilen bölgenin kırım oranına göre değişiklik gösterir. Özel olarak müşterilerimizin veya da bölgenin istediği ürün tipine göre kırım yapabiliyoruz özel olarak. Daha çok yurt dışı bulgurlarında işte pilavlık, Arap bölgesinde ise ceriş tipi bulgurlar çok fazla ön planda gidiyor. Köftelik bulguru İç piyasada daha fazla, yurt dışına daha az gider. En fazla giden bulgurumuz midyat, pilavlık, ceriş, bu tip bulgurlarımızdır.
Bence uçtu. Kendisi basmış.